Medya Baronu'na hoş geldiniz. Yunanistan bu sefer sınırı aştı ve 10 milyar dolarlık savaş gemisi alacak. Elindekileri güçlendireceği ve envanterine katacağı yeni şeyler var. Üstelik sorun zaten Belhara gibi gemiler istemiş olması ve bunları onun üstüne eklemesi. Bunlar da öyle uydurup gemiler değiller, Amerika'dan getirtecekler. Peki bakarsak bu üst üste alımlara daha ne kadar devam edecekler? yeni alacakları gemiler bize güç olarak yetecek mi? Veya şimdi kimin kuklası oldular? İncelemeye başlayalım. Yunanistan ve Türkiye bakıldığı zaman tarihten bu yana düşman olan iki devlet. Öyle ki bize karşı üstünlük sağlamak için ekonomilerini dar boğaza sokmuş durumdalar. Ne kadar şu an bizde iyi durumda olmasak da onların dünya bankalarına çok fazla borçları var. Bu da bizim içinde bulunduğumuz durumdan bile daha tehlikeli. Durumu da şu kısma bağlayacağız. Ekonomilerini nasıl bu hale getirdiklerini. Tam da bu noktada silah almak için çektikleri kredileri görmekteyiz. Sadece ekstra gemiler için daha şimdi 10 milyar dolarlık bir anlaşmaya girdiler. Biz bu parayı kredi almadan karşılayabilirdik. Ancak Yunanların bunu krediyle beraber edinmesi onlar için sıkıntı. Kısaca silahlanma yarışının sınırlarını tekrardan ortadan kaldırmışlar. Bizim için sorun olmaya başlayacaklar. Tabii bunlar karşılıksız krediler değil. Adamlar para ve silahlanma için ülkelerini Amerika'ya açtı. Bildiğimiz işgal ettirdiler. Sadece Dede Ağaç kısmına yapılan yığınaklar çok ciddi miktarlarda. Amerika kuracağı üs için Esatmışlardan tutun Abrams tanklarına kadar silahları nakliye etti. Bunların hepsi saldırı silahlarından oluşmakta. Üstelik ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği bin adet Bradley'in teslimatları da başlamış durumda. Bunların hepsi Türkiye'ye karşı yapılan sert hamleler. Amerika'nın Türkiye'ye doğrudan saldırma şansı elbette yok. Elinde bulunan bir piyonla güç dengelerini sağlamaya çalışmakta. Ona para ve güç vererek istediğini yaptırabilir. Devamında bu silahlanma yarışında deniz kuvvetlerine ağırlık verdiklerini görmekteyiz. Çünkü Türk donanmasının sayılı ülke donanmalar arasında olduğunu biliyorlar. Bu da olası savaşta kazanmamız demek çünkü güç olarak bize yakın değiller ya da değillerdi. Bu yüzden de ellerinden geldiği kadar denizin üstüne ve altına önem veriyorlar. Altı diyorum çünkü denizaltıları için yeni ağır torpido satın aldılar. Ucu bucağı olmayan bir açlık görüyoruz. Bunu yaparken de ülkenin gerginlik seviyesini arttırıyorlar. Pek sorunu olmayan bir devlet düşünün. Silahlanma yarışı sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşamakta. Bunu yaparken de düşmanına karşı hiçbir üstünlük sağlayamıyor. İşte bu ülke Yunanistan. Neyse, bunları geçersek son deniz alımları gerçekten güçlü bir şeye benzeyen cinsten. Belhara sınıfı gemiler alacaklar. Fransa'dan gemi kiralayıp satın alıyorlar. Bunun yanında da şimdi Amerika ile 9.4 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. Tabi bu eklerle birlikte 10'a kadar çıkar. Bu paraya ise Amerika'dan MMSC gemisi istediler. Ayrıca Meko sınıfı gemilerini de modernize ettirecekler. Buradaki amaçları da bizi yok edebilmek değil karşı koymak. 3-5 ekstra gemiyle donanma yok edilmez. Ama baktığımızda da öyle boş gemiler de değiller. Aldıkları MMSC gemilerini en ucundan arkaya doğru incelersek 57 mm bir deniz topuna sahip. 76'lık modelin aksine çok daha seri atış yeteneği var. Küçük olması ise sorun değil, hava savunma yapabilmesi yeterli. Artık ABD bile kendi gemilerinde bu tarz toplara geçmeye başladı. Bir arka kısımda ise 8 hücreye sahip bir VLS sistemi görmekteyiz. Burada saldırı füzeleri yok, standart klasik hava savunma füzelerine sahip. Ama bu bizim milgem gemilerimizde mevcut değil. Onlar için artı olarak ortaya çıkacaktır. Ortalara doğru bakarsak SAT komantenleri ve elektronik ekipmanları görmekteyiz. Bunlar artık standart değil zorunluluk halindeler. Günümüz savaşlarında uydu iletişimi en temel ihtiyaçların başında yer alır. Tabi burada ne kullandıklarını bilmiyoruz ama olabilecek eşdeğer sistemleri biliyoruz. Mesela genelde 3 boyutlu TRS adlı bir radarı görmekteyiz. Bu çok yeni bir sistem değil ancak bu gemide yeni hali olacaktır bizim kullandığımız Thales radarlarından üstün olduğunu bilmek yeterli. Bunun yanında da ona eşlik eden VBR-2000 serisi elektronik harp sistemleri var. Bu ihraç versiyonlarında değişkenlik gösterebilir. Fakat Yunanların kayda değer ilk elektronik sistemleri olabilir. Kısaca gemi boş değil, bizi uğraştırır. 118 metre boya ve saatte 55 kilometre hıza sahip olması da bu dediğimi destekler. Bunun dışında arkaya geçersek 8 adet gemi savar füzesi görüyoruz standart sayıda. Artık daha iyilerine sahip olsak da gemi savar gemi savardır dikkatli olmak lazım. Farklı olaraksa en arka kısımda C-RAM sistemini görmekteyiz. Bu sistem RAM sistemi ile aynı işlevi görür. Ancak daha modern füzelere sahip. Üstelik bunu yaparken geminin radarını kullanmaz. Kendi radarıyla hedeflerine saldırır. Gemide bulunan savaş yönetim sistemiyle de hücum botları bile vurabilir. Bu Amerikan üretimi modern bir savaş yönetim sistemi. Yunanlarda olmadığından onlara da benzer şekilde verecekler. Yani bir nevi Amerikan kumandası altında olacaklar. Bunun dışında gemide modern bir torpido önleme sistemi mevcut. Buna destek olarak da MH-60 modelinde deniz helikopterine sahip. Bu dünyadaki en iyi deniz helikopteridir desek yanlış olmaz. Yunanlar bu helikopterden 6 adet sipariş vermişti. Muhtemelen bu sistemleri yeni gemilerinde kullanmak için vermişler. Yani baktığımızda en az 4 MMSC alacaklarını görüyoruz. Buradan da gemilerin tanesinin minimum 600 milyon dolar olduğunu düşünürsek ve toplam silahlarla birlikte 1 milyar dolar gerçekten ciddi bir sayı. Bütün bunlara değer mi bilinmez. Gerçek değeri bunun kat be kat altında. Devamında geminin yanında bir de modernizasyon yaptıracaklar dedik. Meko sınıfı gemilerini güçlendirmiş olacaklar. Bu Amerika'ya yaptıracakları modernizasyon oldukça geniş kapsamlı. Savaş yönetim sistemlerini dahi içeren bir anlaşma. Bu açıdan gemileri adam edeceklerini belirtelim. Bu bize elbette yine olumsuz olarak geri dönecektir. Kullanmadıkları gemilerini bize karşı aktif duruma getirebilirler. Ekstra neler koyacaklarını ise henüz bilmiyoruz belki hava savunma eklemeleri yapabilirler. Yani günün sonunda kendilerini geliştirmiş olacakları aşikar. Sonuç olarak Yunanlar başlattıkları silahlanma yarışını her gün bir adım öteye taşımakta. Eskiden bizim için Ermenistan durumundayken şimdi ileri konumlara gelmeye başladılar. Tabii ki yüksek Avrupa ve Amerikan desteği bunu sağlamış olsa da fark etmez. Karşımızda her gün yeni silah alımı haberi gelen bir ülke var. Buna karşılık ordumuzu ve ekonomimizi her daim yüksek tutmak zorundayız diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.